çıkıyor. Bunun içinde de 1200 tane paletlik yeri var boşta. Ancak bunun paletleri farklı. Şubat 2023 tarihinde maalesef bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Acımız çok yüksek. Biz de Bodrum Belediyesi olarak hemen başkanımızın koordinasyonunda başkanımızın 7 Şubat'ta bölgeye intikali sonucunda buradaki gerekli tüm hazırlıkları yapıp bütün Bodrumlu vatandaşlarımızın önderliğinde burayı topladık. Malzemelerimizi bu bölgeye sevk ettik. O bölgede de gerekli yaşam merkezlerini, ünitelerini, sağlık ünitelerini hepsini kurduk. Doktorlarımız ve şu anda yemekhanelerimiz hepsi hizmet vermektedir. Hepimizin başı sağ olsun. Allah kimseye bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Tüm Bodrumlulara, bu konuya destek veren bütün arkadaşlarıma, gece gündüz burada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat sabahında saat 08.30'da Bodrum Belediyesi olarak başkanımızın başkanlığında, Sayın Başkanımız Ahmet Arat'ın başkanlığında, başkan yardımcıları ve belediyemizin tüm birim müdürleriyle birlikte yaptığımız toplantı sonucunda aynı gün saat 13.00'da Herodot Kültür Merkezi'nde yardım bölgesine, afet bölgesine sevk edilmek üzere yardımlarımızı toplamaya başladık. Ve şu bugün itibariyle toplamda sadece Herodot Kültür Merkezi toplama bölgesine 20.942 vatandaşımız tarafından yardımlarımız ulaştırıldı ve 10 şehrimize doğru noktalara malzemelerimiz ulaştırıldı. Şimdi burada vatandaşımızın müşteri olması gereken bir konu var. Biraz önce de ifade ettiğim gibi pazartesi günü yaptığımız toplantı sonucunda afet bölgelerine birer irtibat personeli görevlendirdik ve tüm yardım tırlarını, kamyonları ilgili personele ulaştırıp personel de doğru noktalara yardımları ulaştırmıştı. Bu noktada Bodrum halkının herhangi bir tereddütü olmamasının özellikle altını çizmek istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi 20.942 vatandaşımız Herodot Kültür Merkezi'ne yardım maksatlı bazı kalemlerdeki malzemeleri ulaştırmıştır. Örnek verecek olursak bunların hepsi kayıt kayıt giriş ve çıkışları da mevcuttur. Isıtıcı 471 kişi tarafından 2005 adet. Gıda 3296 kişi tarafından 125.431 koli. Bebek bezi 2114 kişi tarafından 14.622 paket. Un 57 kişi tarafından 637 çuval. Bebek maması 761 kişi tarafından 4425 adet. Battaniye 3007 kişi tarafından 19.897 paket şeklinde toplam 34 kalem malzemeyi tek tek kayıt altına isim isim bulundurup ve ulaştığı noktayı da tek tek kayıt altına alıyoruz. Bölgede 7 Şubat itibariyle Bodrum Belediyesi tarafından İskenderun ve Arsuz arasında bulunan Expo merkezinin yanındaki otopark alanında yaklaşık 1000 kişiye hizmet verecek çadır kent ve aşevini kurulumu bitmek üzeredir. Buranın koordinasyonunu Sayın Başkanımız Ahmet Aras yürütmektedir. Belediye personeli olarak toplamda bölgede 42 araç, 96 personelimiz ve 120 gönüllü görev yapmaktadır. Ayrıca Hatay bölgesine 11 kamyon, 17 kamyonet, 27 tır. Bodrum bölgesinden giden tır ve kamyonları söylüyorum. Hatay 11 kamyon, 17 kamyonet, 27 tır. Kahramanmaraş 2 kamyon, 4 kamyonet, 7 tır. Muğla bölgesine 11 kamyon, 4 kamyonet, 7 tır Muğla bölgesindekiler AFAD üzerinden sevki sağlanmıştır. Gaziantep 1 kamyonet, 4 tır. Malatya 4 tır, 2 kamyonet. Adıyaman 4 kamyonet, 5 tır. Adana 2 kamyonet, 2 kamyon, 4 tır. Ayrıca Bodrum sahil güvenlik üzerinden 7 kamyonet. Bugün de hareket edecek olan veya etmek üzere olan gemiye de 184 palet kuru üsporta teslim edilmiştir. Toplamda 124 tır, kamyon bölgeye sevki bu 6 günlük süre içerisinde Bodrum tarafından, Bodrum halkı tarafından gerçekleştirilmiştir. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde afet bölgesinden bölgemize intikallerin sağlanması noktasında Bodrum Belediyesi otobüs, minibüs vesaire araçlarla vatandaşlarımıza yardım etmiş olup
şu an sadece Bodrum Belediyesi'nin kontrolündeki otellerde konaklayan 150 AFETZ'de muhtelif Bodrumlu vatandaşlarımızın da evlerinde misafir etmek istediği 22 aileniz Bodrum sınırları içerisinde misafir edilmektedir. Ayrıca Bodrum Kaymakamlığı'yla koordine çalışarak TURSAP ve BODER üzerinden de bölgeden intikal eden, gelmiş olan bizim veya başka kurumlar aracıyla veya kendi imkanıyla AFETZ'leri de konaklamaya devam ediyoruz. En son yaptığımız toplantıda TURSAP ve BODER'in ifadesi 2500 kişilik otel ayarlama noktasında bir kontenjanlar olduğunu belirtmişlerdir.